28 Şubat'ta TSK merkezli Batı Çalışma Grubu kamu görevlilerini anası, bacısı, örtülü diye tasnif etti, fişledi. Fişlediklerini hayatın önemli alanlarından tasfiye için sistemi zorladı. Çok sayıda insanı mağdur etmelerine TSK'dan anası, bacısı, örtülü diye çok subayı atmalarına rağmen istediklerine ulaşamadılar. Az önce Mahmut Hocamız anlattı. CHP'liler, laikçiler, cumhuriyet mitingleri yapsalar, TSK göreve dövizleri taşısalar, güdümlü elitler kullanışlı medya destek olsa da yapılanları halk onaylamadı. Süreç TSK'nın yıpranmasına neden oldu. Ayrıca medya bugünkü kadar denetlenemediği, hukukun iktidarın köpeği olmadığı için hukuksuzluklar, zulümler gündem olabiliyordu. 28 Şubat'ın en ateşli yıllarında Anadolu'nun küçük bir ilinde eğitim hizmetleriyle meşguldüm. Şehrimizde çok öğrenci vardı ama öğrencilerin barınacağı yeterli mekan ve bunu hazırlayacak esnaf imkan yoktu. 28 Şubat'ın sert iklimine rağmen insanlar güvenli bir ortamda kalsın diye çocuklarını akın akın bize emanet ediyordu. Gençleri dışarıda bırakmamak için şehirde yurt açmaya soyunduk. Binayı tuttuk, resmi prosedürleri başlattık. İmkansızlık nedeniyle kapı kapı dolaşıp yurdu tefriş etmeye çalıştık. Büyük şehirlerin depolarına gittik. Onların kenara attığı, kullanılmış, birbirine uymayan yataklardan, ranzalardan kamyonlara doldurup getirdik. Sezon başlamadan resmiyetini halletmek istiyorduk. Valiliği, milli eğitimi yol yaptık ama işler ilerlemiyordu. Bize her yer duvardı. Öğrenciler kapıya dayanınca resmi işlemleri sonra tamamlarız diyerek yurdu açtık. Şehrin hali 28 Şubat döneminin özeti gibiydi. Belediye başkanı militan layıktı, CHP'liydi. Daha 28 Şubat olmadan ben bu şehirde falancılara korumaştırmam deyip bir binayı dozerle yıktırmıştı. Yeğeni Cumhuriyet muhabiriydi. İkisi bir olup irtica deyip dolanıyordu. Daha sonra Aleviler için sembolik öneme sahip memleketinde CHP'den belediye başkanı olan Tugay komutanı şehirde kimseye nefes aldırmıyordu komutan, validen, lokantacıya, sağlık memuruna kadar herkesin tırstığı, her şeye müdahale eden yerel çevik birdi. Dönemin en çok fişleme ve tasfiye yapan paşasıydı. Güya sivil hükümet vardı ama TSK her alanı domine ediyordu. Bu zihniyetin çobanlık yapan amele olan dindarla problemi yoktu. Onların düşman dindar düşmanı dindar ama eğitimli kesimdi. Hedeflerinde Anadolu çocukları için okullar yurtlar açan onları kırsaldan toplayıp hayatın önemli noktalarına taşıyan hizmet hareketi vardı. Yurda açtık ama resmiyetimiz eksikti. Valiyle, milletin müdürüyle, milletvekilleriyle görüştüysek de çözüm olmadı. Şehirde paşanın kabusu dolaşıyordu vali ve bürokratlar şehirde öğrenciler için barınma sıkıntısı olduğunu bilmelerine rağmen mahcubiyet içinde bir şey yapamayacaklarını söylediler. Süre verdiler ve yurdu lütfen boşaltın dediler. Ama 28 Şubat'ın en sert geçtiği tepesinde radikal bir 28 Şubat paşası olan şehirde bir öğrenci karakola gitmedi. Yurt yöneticileri dahil kimse tutuklanmadı. Sanırım bir yıl sonraydı. Bu defa her görüşten şehrin önde gelenlerinin katkısıyla bir özel ilk öğretim okulu açmak istedik. Yıllarca Amerika'da kalmış, eğitimin önemini bilen bir profesör, Allah rahmet eylesin, binasını tahsis etti. Okul açacaktık ama belediye başkanı ve Tugay komutanı en büyük korkumuzdu. Haber gönderiyor, asla böyle bir şeye tevessül etmesinler, engelleriz diyorlardı. Bizse kararlıydık. Resmi prosedürleri öğrendik. İskanlı olan bina için belediyeden izin almak gerekmiyordu. Muhatabımız Milli Eğitim Bakanlığı'ydı. Toz kaldırmadan bakanlığa başvurularımızı yaptık. Bu arada renkli mütevellimizle okul için eşya ve tecrübeli öğretmen bakıyorduk. Bütün bunları ciddi bir gizlilik içinde yapıyorduk. Tugay komutanı ve belediye başkanı okul için çabalayan eşraftan insanlara da haber gönderiyor kendilerine zarar verirler diye tehdit ediyordu. Ama o dönem hukuk ve demokrasi bugünkü kadar tahrip edilmediği, böylesi bir korku devleti kurulmadığı için insanlar dik duruyor, geri adım atmıyordu. Bakanlık müfettişi geldi, incelemelerini yaptı, onayımızı verdi. Zamanında açılışı yaptık. Ertesi gün Cumhuriyet'e haber olduk. Belediye başkanı eğitim esnasında bir grup zabıtayı okula gönderdi. Hışımla giren zabıtalar kapıya mühür vurdular. Mühür vurdunuz ama içeride öğretmenler çocuklar var bunlar nasıl çıkacak dediysek de mühür kırmanın cezasını hatırlatıp korku salıp gittiler. Artık okul kapısının iki yakasına bel hizasında çekilmiş bir ip ve ortasında bir mühür vardı. Çocuklara, öğretmenlere mühre zarar vermeyin diye tembihledik. Arka kapıdan girip çıkmaya başladık. Çocuklara hakim olmak mümkün olmadı ve mühür kırıldı. Belediye başkanı bizi mührü kırmaktan mahkemeye verdi. Okulun yolu topraktı, yaptırmayarak komşuları da cezalandırdı. Komutan ve belediye başkanı velilere çocuklarını almaları için haberler gönderdiği tehdit etti. Tanıdıkları sol görüşlü öğretmenler vardı, onlara baskı uyguladılar ama 28 Şubat ortamında kimse baskılara boyun eğmedi. Belediye başkanının açtığı dava yaşlıca, seküler ve çılgın tarafları olan bir hakime düştü. Aleyhimize karar vereceğinden endişeliydik ama hakim "Adamlar şehre okul kazandırıyor, siz engelliyorsunuz." diye komutana, başkana kızıp lehimize karar verdi. 28 Şubat döneminde yargı mensuplarına genel kurmay salonlarında layıklık bir finkleri verildi fişlendiler ama yargıçlar hala vicdanlı ile karar verebilecek yasaları uygulayabilecek durumdaydı. Hakimler kararları nedeniyle linç edilmiyor, binlercesi bir gecede hapislere doldurulmuyordu. Gazeteciler akredite olmadığı için garnizonlara giremiyordu ama gazeteler kapatılıp gazeteciler haberleri nedeniyle hapsedilmiyordu. Rektör atamalarında yöke falanı tercih etme diye baskı uygulanıyordu. Ama tepeden inme, yasalara aykırı şekilde rektör atanmıyordu. Fatih Üniversitesi'nin bir yıl öğrenci alması engellenmişti. Ama Erdoğan rejimindeki gibi 15 üniversite kapatılmamış, 7 bin akademisyen işinden atılıp hapislere konmamıştı. Okullar sürekli denetleniyor, müfettişler cemaatin kurumlarından çıkmıyordu ama yasalara aykırı dayatmalarda bulunmuyorlardı. 28 Şubat'ta andıçlama nedeniyle bazı iş adamları listelenmişti ama en fazla TSK ihalelerine sokulmuyorlardı. Kimsenin malına çökülmedi, şirketlerine kayyumlar atanmadı. En çok zarar görenler dindar ailelerden gelen anası, bacısı örtülü askerlerdi. Fakat fetometre icat etmeyi düşünmemişler, boynuzuna altın takılmış kurbanlık fotoğrafıyla kendini ispat et saçmalığına başvurmamışlardı. 28 Şubat sürecinin mağdurları binlerle sınırlı kaldı. Bugünkü gibi milyonlara ulaşmadı. Yeni doğmuş bebelere, 80'lik dedelere dokunmadılar. Kimse işkence görmedi karısıyla çocuklarıyla tehdit edilmedi, yasal haklarına mani olunmadı, cezaevlerinde öldürülmedi, dönemin güdümlü medyası hedef gösterdi, TSK'ya sızmışlar, şuraya buraya sızmışlar diye haberler yaptı ama bugün AKP arkasında dizilen muhafazakar kitle o zaman helal olsun harika işler yapmışsınız diye takdir ediyordu. Zira o dönemde halkın gerçeklerden haberdar olabileceği bir medya vardı. Böylesine korku atmosferi yoktu. Ağır aksak da olsa hukuk işliyordu. TSK ve Statüko 28 Şubat'ta postmodern müdahale planladı. Lakin devleti ve toplumu arzu ettiği çizgiye çekemedi. Aksine daha çok yıprandılar. Kurulu düzenlerine tehdit oluşturan Anadolu'dan çıkan dindar, eğitimli, başarılı nesillerin seküler kimlikle biçilemeyeceğini anladılar. Farklı bir yol bulmalıydılar. Ağacı kesen baltanın sapı ağaçtan olmalıydı. Ta baştan mı Erdoğan'la anlaştılar? Dolma Dolmabahçe'de yapılan gizemli anlaşmadan buluşmadan sonra mı uzlaştılar? Emin değilim. Ama devlete, topluma yüzyılın balans ayarını vermek için iyi Kur'an okuyan, dindar tanınan birisi lazımdı. Din satabilen, politik desteği olan kirli ve muhteris bir siyasetçi bunu yapabilirdi. Kanaatimce E. Muhtıra bu misyona matuf Erdoğan'ı parlatma Tek adam yapma operasyonuydu. 17-25 sonrası statüko ile Erdoğan arasında açık ittifak kuruldu. Gönüllü veya cebri Erdoğan bu taşeronluğu üstlendi. Ahmet Altan'ın deyimiyle hırsızlar ve katiller bir koalisyon kurdular ve ülkedeki bütün eğitimli, nitelikli, dürüst insanları biçtiler. 28 Şubat'ın bin katı zulüm, adaletsizlik, tasfiye İslamcı görünümlü bir siyasetçiye ihale edilerek yapıldı. Fırsat varken Kürtler, makbul olmayan solcular dahil bütün muhalifler kazındı. Bu işbirliğiyle devlet çökertildi, toplum liflerine ayrıldı. Hayatın her alanını yozlaştırdı, kurumların içini boşalttılar. Anadolu insanlarını eğitip hayatın içine taşıyan cemaatin bütün kurumlarına 1200 okul, 15 üniversite binlerce kurum çöktüler. Dindarlardan homurtu bile çıkmadı. Zira bu defa Taşeron, Maşa kullandılar. Üzerlerine leke sıçratmadan hayal edemeyeceklerini başardılar. Öte yandan her türlü ahlaksızlık, hırsızlık adaletsizlik İslam namına ve din kılıfıyla yapıldığı için dinin ahlakın içini boşalttılar. Geri kalan cemaatleri hadım edip mutlak denetimi aldılar. Gençlerin İslam'a inancını yıktılar bir tanıdık üniversitede okuyan çocuğunun 24 kişilik sınıfında 22 deist ve ateist olduğunu söylüyor. 28 Şubatçılar statüko bin yıl sürecek dedikleri tasfiyeyi tahribatı Erdoğan'ın taşeronluğunda 6-7 yılda gerçekleştirdiler. En acısı bu tasfiyeden dine nesillere verilen zarardan dindarların hala haberi yok.